Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Maliye Eski Bakanlarımızdan Sayın Ersin Tatar stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Burada sizi de bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu ifade ediyorum. Çünkü Hasan Çakıcı'yı tabii yıllardan beri tanıyorum. Sizleri de öyle. Bu farklı bir program. Dolayısıyla biraz daha imtihana geldiğim gibi bir hissiyatım var. Çünkü Hasan Çakıcı ben Tayyip Elim'den okurdum. Kimdir bu adam derdim. Yazar yazar giderdi. Hala daha uğraşıyor. Onun için ona tebrik ederim bu vesileyle. Tabii o şimdi hazırlanır da gelir. Şimdi bakalım neler öyle, soracak. Neler soracak. Biz mesela bu programı yapalım diye salı günü konuştuk abi. Salı günü konuştuk. O salıdan dedim, beri hazırlanıyor şimdi. Tabii yarın yapalım dedim. Yok dedi. Perşembe yapalım. Hazırlanmamız lazım dedi. Yani o tamam, iki gündür. Ama çok hazırlığa da gerek yok. Evet. Aynen. Şimdi şöyle bir tartışma var. Siz yayına gelmeden de söyledik. Toplum arasında da çok konuşulur bu. Denir ki yahu bu işte vekiller, bu bakanlar, bu meclis, bu bilmem ne falan devlet kurumları, izaz ikramlar, işte makam arabaları, şunlar bunlarla o kadar çok para harcanıyor ki belki de bu paralar harcanmasa, tasarruf edilse işte ne olur? Bütçede ciddi anlamda gelirler elde edilir. Şimdi bu mantık üzerinden yorumlar yapılıyor. Yani bir orada tasarrufa ihtiyaç olduğu söylenir. Biz de zaman zaman Hasan abiyle konuşurken yayında özellikle şunu söyleriz. İşte bu tasarrufla ilgili ülkenin bir gider reformuna ihtiyacı var. Yani bunların belirli bir reformla belirli bir düzene, belirli bir seviyeye getirilmesi konusu var. Biz de öyle konuşurken dedik ki bu konuyu Ersin Bey'le bir konuşalım dedik. Tabii şimdi bizi kırmadınız, geldiniz yani. Teşekkürler. Devlette israfa yer yok. Yani bakanların kahve içmesi veya misafirine bir şeyler ısmarlaması gibi konular devamlı gündemdedir, doğrudur. Ama günün sonunda öyle pek de büyük bir savurganlık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aha. Biz de yaptık bu işleri. Basında zaman zaman aksi şeyler çıkıyor ama o da demokrasinin cibresidir, olacak. Aha. Ama bakıldığında bu makam arabalar meselesine ben gayet iyi hatırlıyorum. Ben gümrükten bir araba bulduydum işi idare edeyim diye. Ondan sonra işte kaçak araba alındı falan. Halbuki İngiliz gelmiş bırakmış arabayı gitmiş. 5 sene gümrükten sonra o devlet emri alınmalı olmuş. Bize de verdiler, biz de onu sürmeye başladık. Bir ara Versiyer'de yazıda çıktı hatırlıyorum. Ama günün sonunda ben son işte 2009'dan bu yana devlette yeni bir araç alındığını hatırlamıyorum. Yani bu bakanların kullandıkları arabalar en son o beyaz arabalar alındıydı. Evet. CTP 2004'teydi zannetsem geldiğinde. O işte, Passat'lar. İşte siyahları değiştirdi, beyaz güvercin rengi falan öyle bir şey. Ondan sonra yani yeni araba alındığını hatırlamıyorum. Benim dönemimde de öyle. Onlar da şey oldu galiba değil mi? Yani şimdi meydanda yokturlar. Hepsi hurda oldu. Ve evet. Şey yani şimdi de her bakanın altında farklı arabalar işte şey. Gümrükten bulunur. Özellikle gümrüklere çok araba bırakılır. Sonra adam gümrüğünü ödeyemez veya memleketi terk eder gider. Ve gümrüklerden arabalar veriliyor bu şekilde. Halbuki şimdi ciddi ve gelişmiş ülkelerin tabii bisikletle gidenler de var. Onu da söyleyeyim. Kimdir? Luxemburg'da falanca bakan bisikletle gider olabilir. Ama günün sonunda sen bir devletsin. Bir devlet ya da herhalde bir bakanın resmi maksatlar için kullanması gereken bir aracının olması lazım. Aksi takdirde Ersin Bey, siz tabii Londra'da da çok bulundunuz. Hem eğitiminiz hem çalıştınız. Cameron'un şey vagonunda metro vagonunda bir şey var böyle direğe dayanmış. Tamam Hasan Bey, her gün mü gidiyor işte o da reklam yapar. O da arada sırada derler. Şimdi ben de tam onu söyleyecektim. Bin halkın içinde bir fotoğrafını çekelim. PR'dir ondan sonra mi? PR'dir tabii. Yani kameranı ben görürüm devamlı. Bir de o iş için para verildi mi? Jaguar'la bayaklarla gider. 50 tane de araba arkasından. Yani makam şimdi resmiyet. Bir dakika şimdi ben başka bir şey tamam öyle de yani o fotoğrafın çekilmesi yayınlanması PR için de para verildi demektir. Verildi tabii. Verildi evet. Tabii. Yani verildi Cem tabii. Gibi bir PR'cı bulundu ve denildi tabii. Ki arkadaş ne yapalım? O da fikirler üretti. Fikirler üretmek için para aldı. O fotoğraf internetten bütün dünyaya yayılır. Bütün dünyaya yayılır. Onun yayınlanması için tabii. Şey için de para alındı.
Tabii. Yani bu bir tasarrufu simgelemek yerine az bir parada değil yani, onu da söyleyeyim. Yani bu bir tasarrufu simgelemek yerine aslında bir harcamayı işaret ediyor bize. He. Yani PR için para veriliyor harcaması. Yani şöyle diyelim, mesela denir ya bizim belediye başkanları makam arabasıyla gezer. Ya adam koskoca Londra belediye başkanı, işte adam bisikletle gidiyor, işte metro ile gidiyor falan, bunlar hikaye. Bence onlar abartılmış vaziyetlerdir. Hı. Günün sonunda burada gerçekten de ben size söyleyeyim, öyle fazla lüks yok. Ha şimdi mesela okuyorum ben, 50 tane konsolosluk ve temsilciliklerimiz var dünyanın çeşitli yerlerinde. Ben biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin işte şu andaki başbakanı Sayın Davutoğlu devamlı surette işte Katar'a da açın, Kuveyt'e de açın, oraya da açın, buraya da açın. Türkiye'nin politikası gereği de, yani tam bilmiyorum ben sebebini, ama oralarda bizim insanlarımızın bir veya iki kişinin bulunması temsiliyet bakımından önemsenmiştir. Ve onun için bu 50'ye yakın, işte belki daha fazladır, temsilcilik açılmıştır. Evet. Ha şimdi onların şeyine baktığında bütçede belki de 100 milyon TL de oraya gidiyor. Ne için? Çünkü bu insanların maaşları vardır. O tuttuğun ofisin kirası vardır. Kalacağı evin kirası vardır. Devlet olmak pahalı bir iş. Kolay bir olay değil. Ama biz de tabii nedir sıkıntı? 250 bin insanın devleti vardır. Bu devletin her türlü makamı vardır. Başsavcısı var, başhakimi var, polis müdürü var, vakıflar genel müdürü var, ombudsmanı var, Sayıştay başkanı var. Bunların arkasına bakıldığında mesela şu anda vekili yaşayan, Allah uzun ömür versin, mesela başsavcıyı alın. Vedat Azizap, benim akrabamla da biliyorum. Çok ilerlemiş yaşında yaşıyor. Ondan sonra Zaimgil, o da başsavcılık yaptı. Çeşitli isimler var. Şimdi bunların da tabii giderleri olacak. Yani sadece o makamda oturan kişi değil. Ondan evvel o işi yapmış olan insanlar da emekli olarak. Şimdi yaşam kalitesiyle insanların ömrü de uzuyor. Dolayısıyla sen bu bütçeye baktığında şimdi böyle gözüne vuracak olan emekli maaşlarıdır. Bu kadar basit. Yani çalışanlara verilen 1 milyar 200 oldu işte. Bu kadar seneden sonra. Hmm. Toplam 18 bin. Ama 650 milyon TL emekli maaşlarıdır. 400 milyon da sigortalar. Yani aşağı yukarı yarı yarıyadır çalışanlara ödediğimizde emeklilere ödediğimiz. Tabii şimdi çalışanlardan vergi de alın. O vergiyi de hesap ettiğinde daha da yani yarıdan da fazla oluyor. 1 milyar 200 çalışanlara dediğin maaşın belki de 300'ü vergi olarak geri geliyor. Alınır. Bir cepten o bir cebe 900 kalır. Biri 900, biri 650. 400 milyon TL de şeye var. Sosyal sigortalara katkı var, maaşların ödenebilmesi için 13. maaşları da. Dolayısıyla bizim bütçemizde tabii ki bak bunu hep söylüyorum. Yani bu rakamlar büyüktür diye insanlar istedikleri gibi kokteyl versin, davet versin, işte partiler versin. Asla. Ha şimdi böyle artık şey yavaş yavaş etmeyin. Öze girebiliriz. Şimdi biraz böyle popüler konulardan başladık ama şimdi sizin anlattığınıza göre ben burada emeklilik yükünü önemli bir yük olarak algıladım bütçenin üstünde. Bunu herkes biliyor zaten Hasan Bey değil mi? Ama rakamlar verdim şimdi. Evet. Tamam, şimdi bunun mesela çaresi benim yani çok söylediğim bir şeydi. Bu biraz öze dalalım. Başka sosyal yansımaları olduğunu da düşünüyorum. Siz başsavcılıktan örnek verdiniz de ben özellikle baş yargıçlıktan örnek vermek istiyorum. Yani şimdi dışarıda kaç tane emekli baş yargıcımız var? En az 5 tane var. En az 5 tane var. Yani 300 bin kişinin yaşadığı bir toplumda İngiltere'de kaç tane emekli baş yargıç vardır? Bilemeyeceğim ama neticede İngiltere'de nüfus 70 milyon insandır. Onun da 5 tane emekli başsavcısı var. Senin de 5 tane emekli başsavcısı var. Senin nüfusun 250 bin, onun 70 milyon. Dolayısıyla küçük devlet olmak çok pahalı bir şeydir. İşte ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Mesela bu bir örnek. Bu nedenle ben de diyorum ki bu devlet mesela baş yargıç gibi. Türkiye buraya katkısını yapmak zorundadır. Çünkü bu devlet biz kendi başımıza kurmadık. Tamam, onu sonra gelecek. Nasıl işte, yürütebiliriz bu devleti? Yani bazıları der ya şimdi bir şey söylemek istiyorum. Eski Maliye Bakanı da Zeren Bongan da saygı duyduğum bir ekonomist, işte bu işleri bilen bir insan. Biz diyor bu sene cari bütçe Türkiye'den hiç para almayacak. Yanlış buluyorum ben bu söylemleri. Buna geleceğiz. Bu yapıyla devletin... sen hatta be diyeceksin ki döviz arttı, enflasyon var, şu var, bu var. Ben bu katkıyı bu sene 300 değil 500 isterim. Esin Beyciğim. Aksi takdirde bu geri nasıl noktada, evet. Bu noktada durabilirim. Bu baş yargıçlıktan emekliliği sınırını mesela yaş sınırını yükseltemem ben. Alttan gelenler ne zaman o makama ulaşacak? Ne var bu mahkemeler, mahkeme sistemi adalet mi üredir yoksa emekli baş yargıç mı üredir? Evet, şimdi tabii insan ömrü uzadık sonra
Allah uzun ömür versin. Ya söylediğin gibi farkındayım. 60 yaşında 65'e bir ara bir teşebbüs ettik. Baya bir tepki oldu. Şimdi 65'ti. Çünkü memurda 60'tı. Tamam bu makamlarda. Evet. Tamam bu 70 olamaz mı yani? Biraz daha zaman var ama. Neden? Daha hazır değil ona. Nasıl hazırlar? Yani politikacılar hazır değil. Yani sağlığımız yerinde, akıl sağlığımız yerinde. Zaten yani baş yargıç dediğim hanımefendi veya beyefendilerin bir akil adam olmasını isterim. Yargıçları yargılamalarını, yargıçların verdiği kararları sorgulamalarını, yani mahkemeleri yönetmelerini isterim. Evet. Bunun için büyük bir tecrübe gerekmez mi? Doğrudur, doğrudur. Tamam şimdi yani yakın geçmişte emekli olmuş olan iki baş yargıcımız Nevar Bey biraz daha uzun yaptı ama örneğin Şafak Bey çok kısa bir süre yargıçlık yaptı. Baş yargıçlık yaptı. Doğru özür diliyorum. Doğru bir nokta tamam değil. Bunun yani içindeki yükü ne abi? Beş i̇şte tane söylüyor. Beş ama beş tane diyorsun ama alttan gelenlerin de yükseliyor. Zaten Ersin Bey'in verdiği örnek yüzünden buna geldim. Gerçi arada bir şey yapmam gerekiyor izleyicilere. Çünkü bilgimizi paylaşmadığımız zaman Ersin Beyciğim sorun oluyor. O insanlara haksızlık oluyor. Zahim Necati Gil Bey emekli bir başsavcımız olarak hiç kimsenin bilmeyeni çok az insanın bildiği bir şekilde dışişlerinde bir odası var ve düzgün gidiyor ve çalışıyor. Zaten hepsi çok saygın insanlar. Biz yani kendilerinden faydalanıyoruz. Zahim Bey bunu yani diğerlerinden de yani devlet istediği zaman seve seve koşuyorlar da Zahim Bey bunu günlük olarak yapıyor. Evet. Yani evet. Odası da var, çalışıyor, bir de yardımcısı var. Tamam. Yani, dolayısıyla yani ismi geçtiği için düzeltiyorum. Evet, yani evet, çünkü evet. Kamuoyu takılıp, şey yapsın. Ama şimdi biz şeye gelelim. Yok. Şimdi bak tasarruf edilecek yerleri arıyoruz biz. Abi nasıl biz gider tasarruf şöyle. Emekli yaşını yükselttiğin zaman çalışana vermiş oluyorsun parayı. Sadece bu başsavcı olarak düşünme. Genel olarak emeklilik tamam, yaşını yükseltmek. Tamam bak ne dedi Sayın Bakan? Zaman. 60'tır. Niye 65 değil? Avrupa ülkeleri 67'ye çıktı çoğu. Değil mi Sayın Bakan? Bize de yaşam standardı önemli burada. Yaşam olması gerekecek. Seninle bu programda tartıştık biz ve baktık ortalama yaşam süreleri. Çünkü ortalama mesela emekli bizimkiler onlardan geri değil ki. 20 sene evvel 15 yıl yaşıyordu insan. 15 yıl emekliyim maşallah. Şimdi o 25 oldu. Nasıl olacak? Dolayısıyla yaşın artırılması. Tabii. Ben hatırlıyorum. Yani sizi buradan, dava da etmişlerdi. Evet. Emekliler. Yani buradan bir sonuç çıkıyor. Bir sonuç çıkıyor. Geçeceğim başka konuya. Ama yani nereye bakıyorduk? Bir gider reformu mümkün mü? Eğer bir gider reformu arıyorsak Sayın Bakan diyor ki 1200 maaş var. Bunun 300'ünü geri alıyoruz. Evet. 900 kalıyor. 650 emekli maaşı var. Bu 600'den gene ödemeye devam edeceğiz. Ama bu maaş içerisinde ödediklerimiz çoğalırsa haliyle emekli şeyi azalmış oluyor. Yok insanların emekli maaşını azaltalım. Çalışma sürelerini uzatalım ve emeklilikte geçen süreyi işte aşağıya çekelim. Sayın Bakan, doğru bir şey söylüyor. 20 o 25 dedi ben 20'ye indiriyorum tamam mı? Şey yani ortalama emeklilikte geçen devlet maaşıyla emeklilik yaptığımız süre ortalama olarak 20 yılsa bunun dünyada ona çekilmesi için uğraşıyorlar. Çalışan tamam bu yaşı yapmak lazım. Bir, o şeyi yakalayabilmek için çalışan emeklilerden şu an hiçbir şey alınmıyor değil mi? Vergi yeni yok. Yeni ekonomik programda onunla ilgili bir katkı payı bir şey bulursam. Geçecek. Var. Adam emeklilik sisteminden anayasa mahkeme karar verdi. Yani bir emekli herhangi bir yerde çalışamaz mı? Bizi suçluyorlar arada sırada o yaptığımız düzenlemeden sonra ama biz hükümet olarak onu hem hukukçularımızla hem başsavcılıkla görüştükten ama sonra. Ama siz çalışanlardan değil Sayın Bakan. Siz işte emekli maaşlarından vergi alın. Emeklilerden söylüyorum. Emekliyi diyorum. Ama hayır çalışan emeklilerden diyor. Ha, siz çalışsın emekli. Çalışmasın. Emekli gelirlerinden vergi yüksek alınmasını. Yüksek maaşlardan. Zaten orada da 3500 lira gibi bir limit koydu. O zamanın parasıyla şimdi 6 yıl geçti üstünden 5000 lira. Şu olacaktı zaten. Olacak tabii. Ne kadar yüksek limit mesela bir emekli maaşı? Hanım o zamanki tartışmaya bakarsak Sayın Bakan buradayken İki asgari ücretin üzerindeki maaşlara yanlış olur ama
kaç asgari? 3000 TL üzerindeki maaşlardaydı. 2 asgari ücreti. Şimdi o 5000 TL'dir enflasyon hesap edildiğinde ama anayasaya kırı bulundu. Onun için o iş kapandı. Şu anda anayasayı değiştirmeden o yola giremem. Şeyi de yani çalışsa da giremem. Tabii ki oradaki garip durum da şuydu. Yani genç bir çift işte 2000 lira maaştan çalışıyor her biri. 4000 lira hane geliri vardır. Çocuk doğuracaklar, ev yapacaklar, araba alacaklar vesaire. O 4000 lirayla bunları uğraşırken vergi veriyorlar bir şekilde. Hmm. 1 lira, 100 lira. Ama 60 yaşındaki bir insan emekli oluyor. 5000 lira emekli maaşı alıyor diyelim. Yüksek kademeden emekli oluyor. Sıfır vergi veriyor. Oradaki garabeti de fark etmemiz lazım. Ben o zaman Sayın Bakan'ı destekledim. Programda yazdığı evet. için değil. Ahlaken. Her şeyin temelinde önce ahlaka bakacağız. Vicdan, ahlak. Vicdanın ahlaken destekledim ama dediği gibi Sayın tamam, Bakan orada kahramanca hatta. Yani çok... yüzüğü burada olduğu için söylemiyorum. O zaman da söyledim. Kahramanca ama siyaseten ya... yanlış Hasan sayılabilecek abi, bir siyaseten... şeyi denedi. Ama başka bir şey daha var. Şimdi önemli bir şey söylüyor. Şimdi ekonomik programda çalışan emeklilerden para alınması konusu var. Anayasaya aykırı. Çalışırsa zaten ödeyecek. Çalışırsa yani. Zaten ödeyecek. O kanun. Yani normal emeklilerde yok, yok. Alaman anayasaya aykırı ama çalışırsa normal ödeyecek. Çalışanlar. O zaman niye ekonomik programı bunu koyuyorlar? O payı diye. Zannetsem işte bir dava vardı. Eğer emekliyse devlet kurumlarında çalışamaz. Hı. Şimdi bazı yerlerde isim vermeme gerek yok. Çalışıyorlar. Emekli olan gidip orada çalışıyor. Galiba orada yasada da var. Çalışmaması lazım emekliyse o kurum ve kuruluşlarda. Devlet destek. Tam böyle bu anayasaya aykırı değil mi çalışmamasını zorlamak? Çalışma hakkı zaten bütün dünyada en temel insan hakkı. Tamam da onun yerine başkasını çalıştır diyor. Ne var? Ben yani 50 yaşında 55 yaşında da emekli olma hakkı verdin sen bana diye. Savcımın şimdi Kooperatif Merkez Bankası'nda sosyal sigorta emeklileri vardır. Yasa ve savcılık ve Sayıştay'ın görüşlerine göre çalışamaz o insanlar. Biliyorum, biliyorum. Ben onu biraz garipsedim açıkçası. Çünkü kooperatifin sahibi çiftçilerdir, hayvancılar. Devlet değil. Sadece devlet yönetime insan atıyor yönetime. O onu öyle aldı. Devlet el koydu, gasp etti. Bir de sigortalardan emekli olan insanlar kendi paralarını yatırdılar. Primlerini yatırdılar. Emekli oldular. Dolayısıyla sen o insan nasıl engelleyebilir bir yere evet. çalışmasını. O konuya dönersek yani bu emeklilik yaşı, emekliliğiyle ilgili harcamalar bütçemiz içerisinde gördüğün gibi Cem'e anlatmaya çalışıyoruz Sayın Bakan da onun bugün için. Bugün ben bilmiyorum. Sen normal vatandaş olarak oturuyorsun burada. Tamam önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla mesela bir gider reformunda bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu şeyler Sayın Bakan törenler programı hatırlıyorum da onun için onu soruyorum. Yani yurttaşlarımız bazen diyor ki işte o 20 Temmuz'da 15 Kasım'da özellikle çok yurt dışından misafirlerimiz oluyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık yani, azaltmakta fayda var onlar artık. Bu iletişim çağında artık herkese mesaj gönderebilin, fotoğraf gönderebilin, broşür gönderebilin, internetten her şeyi gönderebilin. Ama bu insanlar yani artık, nihayette mesela yani, senede bir defa böyle yedirip içiriyoruz. Yani ben, bir nevi dostlarımızı ağırlamış gibi bir duruma gelmiyor muyuz? Yani mesela Azerbaycan'dan milletvekili. Şimdi tipik bir yer olduğu için söylüyorum. Bak, 20 senedir bu yapılıyor. Hatta daha fazla. Artık bence orada bir tasarrufa gidilebilir derim ben şahsen. O kalem geniş bir kalem mi? İşte herhalde bir 10 milyonla gidiyor oraya. Yıllık. Bayağı insanlar gelip gidiyor. Yani hep uçağını öden, otelini öden, şuyunu öden. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapıyor onlar biraz ama neticede o para buranın bütçesine harcanır. Dolayısıyla oralarda biraz tasarruflar gidilebilir diye düşünüyorum. Şeye girmiyoruz zaten. Çok parayı Türkiye'ye veriyor, biz mi veriyoruz, girmiyoruz. Neticede Türkiye'nin verdiği parayı sen burada, orada değil, buraya harcayabilirsin. Neticede evet. onun bütçesinden çıkar. Yani gidip İlada. Orada konaklamak, işte uçak bileti falan filan. Her şey, her şeyini sen davet ediyorsun. Cumhuriyet Bayramı törenine davet ediyorsun insanları. Nereye herhalde kadar? Kendi biletini ödemiyor. Bu, haliyle zaten. Bu devleti tanımayan kalmadı artık. Resmen tanımazlar ama bizi biliyorlar. Bilme anlamında tanıma. Bilme anlamında söylüyorum. Biz ne için bunu bilsin diye. Zaten geldiler gittiler kaç defa. Öğrenen öğrendi. Artık bundan sonra meraklıysa kendi gelsin.
Yani hangi devleti? Veya mesela daha efektif yapılsın. Yani diyelim ki sen 3 tane Azerbaycan parlamentosunda milletvekili varsa ki senin her zaman şey var. Peki bir çalışma grubu olarak onları davet etme, güncelleme falan. O farklı. Çünkü zaten 15 Kasım'da biraz da törenlerin şeyinde gidiyor bu gidiyor iş. Gidiyor tabii. Zaten evet. O törenler, mörenler falan filan olayı içerisinde, o aksiyon içerisinde. Sen arada kaynıyorsun zaten. Yani neyi anlatıyorsun? Tabii neyi tabii. Yapıyorsun? Onu demek istiyorum ben de. Ben orada yani sorayım. Sen Kıbrıslı Türklerin dostu olan gazeteci, milletvekili ki bu kategoride insanlardır genellikle. Yani bunlar. O gelen giden kendi devletlerini ne kadar etkiler? Ne kadar etkiler? Hı. Değerlendirebilir. Mesela bir bayan milletvekili var Azerbaycan'da, o Paşayev. Yani gayet etkili tamam. Bir bayan milletvekili. Ya bunları demek ki seçmek lazım, ona göre davet etmek lazım. Böyle her 15 Kasım'da, her 20 Temmuz'da. Tabii ki o devletin politikasını sonuç itibariyle değiştiremez ama örneğin ben Azerbaycan konusunu biraz çalıştım, bilirim, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü yaptığım dönemde. Onu mesela Aliyev bile etkileyemiyor bazen. Aliyev bile etkileyemiyor. Neden? Evet. Çünkü Azerbaycan'ın kendi dış politika sorunları vardır. Ve KKTC meselesine de yahut da Kıbrıs sorununa da Karabağ'dan dolayı sıkıntılı. Bu kapsam içerisinde bakar. Yani hatırla, yani Türkiye ile Rusya'yı bile bir denge içinde tutmaya çalışır Azerbaycan. Ama Aliyev çıktığında da konuştuğunda, hatta ben onun Türkçesini çok beğeniyorum. Yani çok böyle sade bir Türkçesi var. Türkçe konuşuyor tabii. Ve çok beğeniyorum. Ama o başka bir şey, o başka bir şey. Yani real politik diye bir şey vardır dünyada. Dolayısıyla ama siz orada sürekli bir potansiyel dost grubu bulundurmanız gerekebilir devlet. Tamam. Dediğiniz gibi. Evet. Bu dikkatini çeken ne harcama var başka? Giderlerde hani bu özellikle işte davetler, törenler vesaire. Tören olmasın değil ama bu anlamda. Ben şeyi sormak istiyorum. Resmi hizmet araçları konusunda farklı bir modele geçilemez. Realar. Ya resmi hizmet araçları şeyde şimdi dökülüyor. Bazı devletlerde resmen dökülüyor. Bazı devletlerde yani ölçüsü vardır, kriteri vardır. Kendi arabanı kullanırsın, harcamanı alırsın. Yani böyle bir sisteme geçemez miyiz biz Sayın Bakan? Bizim şeyler o zaman çok çalışma yaptırdık. Gerçekten çoğu hurdadır ve yeni yeni araçlar alınmamaktadır. Onu size söyleyeyim. Para yok, bütçe yok, yeni araç alınmamaktadır. Ama sorduğunuzda her aracın bir fonksiyonu var. Postada her zaman sıkıntı oldu, daha araç istediler. Çünkü diyor şuradan şuraya taşıyamıyoruz. Postacı nasıl gitsin gelsin falan. Yine bir sıktık sıktık, sonra galiba bir tane zar zor alındı. Falan böyle bir takım baskılar var ve her noktadan gelen taleplerde gerçekten dinlediğinizde haklıdır. Ben tabii 30 senedir bu hikayeyi dinlerim. Rehalar bazen maliyenin hangi biriminin sabimden polisinden çıkarlar, bakarlar mesai saati dışında kullanılır mı, kullanılmaz mı? Şimdi mesela rapor reha gördü, araştırdık, baktık Berete'nin çıktı. Berete muhabirmiş. Evet. Takın muhabiri gidiyor, bir yere gitmesin mi gece? Ama hemen tabii istismar edenler var ama böyle çünkü o çok popüler bir gazetecilikle tekniğidir. Hemen çeken basan şeye işte saat pazar gün saat 2'de ne işi vardı burada falan gibisinden. Vallahi ben size söyleyeyim yani bu istismarlar her yerde var oluyor da bizde de denetimler daha da sık olabilir ama günün sonunda öyle kamuoyunda yaratıldığı intiba gibi kötü kötüye de kullanılmamaktadır. Kendi memurumuzu, çalışanlarımızı da biraz onlara karşı da insaflı olmamız lazım diye düşünürüm ben. Tam benim dediğime ne dersiniz? Yani bu görevlerin kişilerin şahsi araçlarıyla ifade edilmesi ve onlara tabii belli kriterler. Çünkü zaten bu da var şeyde sistem içerisinde. Ödemeler yapılmasını. Ben seneler önce çok iyi hatırlıyorum. Kapılar kapalıyken Rum tarafına geçtiğimiz zaman bize enformasyon görevlileri gezdirirdi. Şahsi arabalarıyla gezdirirlerdi. Yani hatta bazen işte genç kadın görevliler olurdu. İşte içinde çocuk oturağı veya şu bu falan gibi şeyler olurdu. İşte toplardı kadın arkaya bagaja falan biz de otururduk. Giderdik röportajlarımızı yapmaya falan. Ama dolayısıyla tabii ki onun bir ödeneği vardır. Ödeneği var. Bu da onu da istismar edebilirler. Yani günün sonunda çünkü ne kadar kullanırsa o kadar sadece benzin değil. Arabasının yıpranması için de bir pay olacak orada. Ne kadar kullanırsa daha fazla para alacak. Dolayısıyla o da istismar edilebilir. Dolayısıyla şu anda ben bakıyorum bu bizim rehaların çoğu 15 sene üzerindedir.
Bir bakın sonra. O da kötü. 15'ten üzerinde. O da masraflarının daha çok olduğu manasındadı. Ama yeni bir araba her biri 20 bin dolar. Alamaz. Tamam Sayın Bakan ama. Böyle yani bir sıkıntı olduğunu söylüyorum. O zaman da biliyorsunuz onun harcamaları, eski araba kullanmak. Tabii ki bir aile bütçesi içerisinde alamazsınız. Mecbursunuz eski araba kullanasınız ama biliyorsunuz ki yeni araba, yani illa lüks anlamında söylemiyoruz bunu. Yeni ama lüks olmayabilir. Vallahi o da o daha ekonomik. Şimdi bu sabah kadar tartışılıyor ama frene basıldı yani. Yeni araç alımı yok. Bilmiyorum. Dolayısıyla yurttaşlar benim bunu da bilsinler yani zannetmesinler. Yeni araba yani alınmadı. Ve hep sıkıntı vardı. Daha istiyorlardı. Çünkü hurdaya çıktı. İşte orada listede görünür ama arabayı kimse kullanamıyor. Hurdada dolayısıyla eksikler var. Yeni araba isterler. Özellikle bu posta gibi yerlerde hiç alınmadı. Gider kaleminde şey alınamadı. Ölçüsü? Ne? Gider kaleminde ölçüsü. O şey herhalde çoğu yıprandığı için. Göz ardı edilebilecek bir şeydi. Çoğu yıprandığı için şey de yok. Amortizmanı da yok. Çünkü ömrünü tüketti. Ama demirbaşta araba olarak duruyor. Bir tek benzin parası işte artık neyse o. Evet. Kullanıma bağlı tabii. Sen bakalım bu durumda bütçede böyle fazlalık olarak görünebilecek sizin aklınıza ne geliyor? Ek mesai. Herkes tamam onlar da çalışıyor. Nasıl ki dediniz işte, ya arabasız posta işi olmuyorsa. Vallahi orada işte devlet bu programda da zor zor tedbir almak zorunda. Bak 60 milyona sınırlandırılıyor. Biz hükümete geldiğimizde ne yaptık? Yine bu programlar çerçevesinde. Hep söylüyorum işte. Hafta içi çalışılan 1 saat 1,5 saat sayılıyordu. Hafta sonu çalışılan 1 saat 2 saat sayılıyordu ek mesai hesaplamasında. Biz dedik ki tabii epey tepkiler oldu. 1 saat 1 saat sayılacak hafta içerisinde. Hafta sonu 1 saat 1,5 saat sayılacak. Ondan dolayı işte o zaman 65 milyon TL olan ek mesailer 30'a düşecekti. Ama tek mesaiye geçildiği için o çok olumsuz. Saatler arttı. Çok olumsuz oldu o. Yanlıştı o. Hep söylerim. Hala daha düzeltilmedi. Ve bir yerde bazı istismarlar da oldu. O oranların değiştirilmesine rağmen biz hükümetten gittik baktım 60-65'ler şimdi 85'i bulmuş. Ve bu gerçekten büyük bir hata. Hata ve haksızlık. Çok mu yani 85 milyon? Çok değil. Biz burada yani şeytan avukatlığı yok çok değil. Siz aylık kaç para maaş veriyorsunuz? Şimdi 18 bin insan çalışıyor devlette değil mi? Evet. Kaç kişi alıyor bu 85'i? Ben şimdi mikro olarak bakmayın. Mikrolaştırmayın. Ben o işe gidiyorsam saat başına ücret veriyorsun bana. Tamam işte. Ben size devlet hizmetlerinin yürümesi bakımından makro olarak yaklaşıyorum. Bak bir kere. Siz kaç para maaş veriyorsunuz ayda? İşte 1 milyar 200'ü böldüğün ülkeye 100 milyon. Ayda. 100 milyon ayda. Ayda 100 milyon. Emeklilerle beraber 150 milyon. Evet. Yani ama 85 milyon 85 milyondur. Sen 85 milyon senede veriyorsun. Demin kokteylleri konuşuruk, partileri konuşuruk. Bunlar da böyle olarak 85 milyon bu devletin bir kalem için büyük paradır. Onu size söyleyeyim. O 85 bana göre 30 olması lazım. 30 olması lazım. Olabilir yani. Yani bir çalışmayla bir anlayış değişimiyle. Tamam bunun özü yani çünkü günün sonunda hayır suistimal yani var. Yani çünkü bak o zaman hayır, suistimal var mı bilmiyorum ben. Şu şimdi adam bak, adam gün içerisinde gün içerisinde mesai saati dışındaki çalışmayı ek mesaiyle yürütüyorsun. Hemşire var. Bir kere 24 saat esaslıdır sağlık hizmeti. Tek mesai değişecek. Tek mesaiden dolayı en az 20 milyon. İşte 3,5'a kadar. O niye 3,5'a kadar? İşte Rum tarafında öyleymiş. Mişmiş. biz her zaman maliyecide karşı çıktık ona. Çünkü bu olayların olacağını gördük. Çünkü günün sonunda gümrükçü mesela 5,5'a kadar çalışması lazım kapıda. 3,5'a kadar dediğinde 2 saat ek mesai yazar. Hiçbiri gibi. Kendi mesai saatinde iş yapmıyor. Evet Cem şimdi yani Sayın Bakan'ın şeyine de bak. Gümrük. Sağlık. Yani esaslar bunlardadır zaten. Orayı. Yoksa başka bir yerde poliste adam böyle... ek mesai var mı? Poliste ek mesai kendi içindedir o. Orada da var ve uzun zaman ödenmiyordu polislerin mesaileri son zamanlarda. Öyle istismar yok orada bildiğim kadarıyla. Kendi içinde ayarlar mesai olur. Gibi vesaire ayarlar gibi olur. Yapıyor. Evet. Ama günün sonunda ek mesai bir disiplin altına alınması lazım. Çünkü bu tedbir alınmazsa bu 85-120 de olacak. Tamam şimdi pekala bu durumda özellikle gümrük ve sağlık için öngörünüz nedir? Çünkü onlardır bu şey. İşte yakın geçmişte hatırlayın geçen hafta
Ercan da arbede çıktı yani bu yüzden dolayı. Bilmiyorum. Ben bunun çalışmasının yapılması lazım. Ben size rakamları veriyorum. 2009 yılında geldiğimde ek mesai 55'i bulmuştu ve 30 olması lazımdı. Bu yaptığımız yasal düzenlemelerle, bu saatlerdeki hesaplamayla otomatik olarak o zamanın çalışma saatleriyle 30'a düşmüş olması lazımdı. Nasıl olur da 5 sene sonra bu 30 olması 80. gereken, çünkü 1 saat yine 1 saat sağlayalım hafta sonu, hafta içi, hafta sonu 1 saat 1,5 saat. Bu hesaplamadan sonra, düzenlemeden sonra nasıl olur da bu 30 oldu 85? Yani bunu çok iyi çalışmak lazım. Ha sağlıkta, gümrükte baskılar mı var ama günün sonunda bir düzenlemenin yapılması lazım diye düşünüyoruz. Orada büyük problemlerden biri de, ben yine duyduğum şeylerden biri, bir ek mesai mafyası var diyorlar. Yani nedir o? Belirli o polisiye bir tarafı için. Belirli bir, o ona yazıyor, bu ona yazıyor. Evet. Belirli bir kitleye sen mesela istihdam yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor, ne bileyim arabaları yenileyemiyor. Belirli bir kitleye adam bir maaş yerine iki maaş alıyor. Yani alışkanlık olunca da standarda oturmuş. Sen bakalım bu ekonomik hayatı biraz çeviren sübvansiyonlar var. Evet. Başta tarım sübvansiyonları var, ihracat sübvansiyonları var. Bunların harcamalarımız içerisindeki yerine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bugünlerde mesela çiftçiler... Doğrudan gelir desteği 135 milyon Türk lirasıdır. Hayvancıya, çiftçiye, narinciyeciye yetmiyor. Yani benim kanaatim yetmiyor. En az 50 milyon TL eksiği vardır. Reform yapılacak şimdi. İşte onun üzerinde çalışılıyor. Hı. İşte büyükbaş hayvana şu kadar tasarruf yapılacak. Şu kadar miktarın üzerindekine verilmeyecek. Küçükbaş hayvana daha fazla verilecek. Bunun hesabı kitabı şu anda yapılıyor. Sayın Bakan açıklamaya çalışıyor ama tabii ki tepkilerden de biraz ürküyor. Doğru ama gün sonunda kuraklık bir mevsimden geçiyoruz. Bu felaket daha da büyüyecek. Çünkü gerçekten yani işin içine girdikten sonra insanlarla sürekli olarak temasta olan biri olarak şunu görüyorum. Kıprıs'ta gerçekten insanlarımız haksız rekabet altında. Bugün Avrupa Birliği kendi tarımcısını, çiftçisini, hayvancısını subvanse ediyor. Zaten evet. Avrupa Birliği'nin esas serserisi Tarım Birliği ile başladı bildiğin gibi. Ve muazzam katkılar vardır. Şimdi o zaten milyonlara üretiyor. Hı hı. Markalaşmış fevkalade kaliteli reklamlarıyla her yerde reklam bombardımanı vardır. Dünyanın medyasında her yerde. Haliyle senin burada üreticin nasıl baş edecek? Şimdi bu memleketteki yapıyı düşündüğümüzde işte 18 bin çalışan memur şu kadar emekli ama bu sektörlerde çalışan 10 binden fazla insan var. Şimdi bu 10 binden insanın ekmeği de önemli. Yani bu insanlar tarımı, toprağı, hayvancılığı, çiftçiliği bıraksa ne olacak? Devletin kapısına gelecek bir noktada. Çünkü işleme benim de hakkımdır diye demiş. Şimdi adam orada çalışıyor, işliyor ve bu zor şartlarda bir şeyler üretiliyor. Demek ki her ne kadar da ticaret odası, sanayi odası bu konuda farklı düşünse de eğer benim insanım haksız rekabet altındaysa, eğer ithalatını yaptığım ülkeler kendi ürünlerine subvansiye yapıyorsa ki bunu girip internette de herkes görebilir, yapıyorlar. Biz de bizim insanlarımızı biraz korumak durumundayız. Adaletli mi peki o subvansiyon? Bence yani çok arazi olan çok alıyor. Ekse de alıyor, ekmese de alıyor. Şimdi işte devlette çalışan adamın bundan katkı alması doğru değil tabii. İşte bu gibi. O da gider ne yapar? Eşinin adına yapar. Yani ama işte kontrol etmen lazım. Kontrol etmen lazım. Denetimsizlik var. Yani. Denetlemen lazım. Tabii bunları hep söylüyoruz. Ama güzel rakamlar üzerinde bir tartışma yapacaksak rakamlar öyle çok büyük rakamlar değildir. Gerçekten yapılan. Yani siz şunu demek istiyorsunuz. Kardeşim ben 1 milyar 200 milyon memur maaşı ödüyorsam 200 milyon tarım sübvansiyonu misal veriyorum yani. Katma aşağı yukarı bunlar mı rakamlar? İşte doğrudan gelirse 135'tir. Ama 180 olması lazım dedi Sayın Bakan. Evet, doğrudan gelir desteğinin yanı sıra diğer bazı sübvansiyonlar daha vardır. Esası budur tabii de. Dediğin gibi 200 olması lazım. O zaman o 10 bin insan da en azından üretimde kalabilecek. Haşi tabii su. Burada ben de yaptığım değerlendirmelerde fiyat ihalede belli olacak diyor ama yani gerçekten orada bir tehlikeli durum var. Eğer biz devlet olarak ki anlayış oydu su yasasını yapacağı, hatta su kurumundan bahsediliyordu.
ve burada maliyetlere bağlı olarak bir hesap kitap yapılacak ve tavan fiyat belli olacak. İhaleye girene de diyeceksin ki sen... O şartnamede ortaya çıkabilir. Çıkartacağız. Bu yani normal siz yani tabii ki Merkezi İhale Komisyonu senelerce size bağlı olarak çalıştı. Normal bir okul inşaatında bile siz önce tamam okul yapacağız hadi gelin bize teklif verin demezsiniz insanlara. İşte bu kadar sınıflı, bu kadar bu niteliklere sahip bir bina yapılacaktır. Bu binanın bir keşif bedeli vardır. İşte ben şunu o söylüyorum. Keşif bedelinin üstünde zaten şey kabul etmezsiniz. Tamam Hasan Bey, işte onu söylüyorum. Mutlaka bir tavan fiyat olacak. Aksi takdirde çalışmalarla ortaya çıkacak. Ama orada şimdi ne diyor? İhalede belli olacak. Orada biraz daha böyle detaylandırılabilirdi. Neyse geçiyorum. Hayırlısı olsun demek isterim. Ama Sayın Bakan bu hükümetlerle anlaşmadır. Biz işimize ne karıştırırız Türkiye'yi belli olacak belli olmayacak. O bizim devletin kendi bileceği bir iştir. Ben sana şeye geliyorum ben. Tarımsal suyun ne kadar kritik olduğuna geliyorum. Tamam Sayın Bakanlığın açıklaması vardı daha bağlı olmayacak diyor. İnşallah. İçme ve kullanma suyuna gelince o kadar hassasiyetim yok. Ama tarımsal su şu anda çoğu işte kendi kuyusundan veya öyle veya böyle oradan buradan kullanıyorlar. 50 kuruş tonu. 50 tamam. Kuruş tonu. Diyor adam ben diyor 50 kuruş tonundan 15 tonluk bahçeye ayda 2500 TL su parası ödüyorum. Bu diyor 50 TL 50 kuruş değil de 1 TL oldu da 5000 TL ödeyeceğim diyor. Yapamayacağım bu işi diyor adam. Doğancı'ya da gittim. Beyoğlu'na gittim. Başka yerlere de gittim. Dolayısıyla bütün bu meseleler içerisinde yani tarımı konuşuyoruz. Tarıma destek demek ki Sayın Bakan, su zaman, parası da çok önemlidir. Dolayısıyla oradaki düzenlemeler orada bir tehlike var diyorsunuz. Yani çünkü şimdi, yani şimdiye kadar bak ne dedi bırak da biraz daha konuşayım Hasan Bey. Neyse. Bunu bilerek söyledi. Ya. Bunu bilerek söyledi şimdi, ki beni baskı altına alsın. Şimdi sorudan kaçıyor aslında. Şimdi dün Sayın Talat bana yanlış bir şey söyledi. Bugüne kadar suyu çaldık dedi bir şey dedi ya. Ha? Böyle nasıl bu cümleyi kullandı? Hayret ettim ben öyle laf mı olur? Nasılsın ya baskı altında hayır, kaldı. Hayır ama doğru değil. Şimdi sen şöyle diyeceksin. Şu ana kadar ülkenin yapısı gereği tam maliyetleri karşılayamadık. Yani çünkü belediyeler su dairesinden ki devlettendir aldığı su neticede çünkü yeraltı kaynakları devletindir. 15 kuruş 20 kuruş belediyeler o suyu aldı 2,5 TL'ye sattılar vatandaşa 3 TL'ye 3,5 TL'ye. İşte şu anda en son raporlara bakalımızda belediyelerin 37 milyon TL yani sudan. Yani sen özür dilerim siz demek istersiniz ki Sayın Bakan Sayın Talat suyu çaldık diyecek ne? Belediyeler halkı çaldı demesi lazım mı? Çalmak kelimesini kullanmak doğru değil. Neden? Çaldı verdiğiniz örneğe göre çaldı 25 kuruşa aldı. 250 kuruşa sattı. Çalma hiledir. Hile yok burada. Sen devlet olarak müsaade ettin. Çünkü belediye de senin. Belediye başkanı senin partinin adamı. O birinin adamı hangisi olursa fark etmez. Sen bu düzeni kurdun. O da rahat etsin. Sen de rahat etsin. Vatandaş da yüzü gülsün falan. Ha tarımda da her yerde kuyular kazıldı. İşte devletin suları çok az paraya satıldı. Vatandaş da bunu böyle kabul etti. Şimdi şu anda ansızın bu Türkiye'den gelen bu nimetten sonra uyandık. Çünkü ne dediler? Yeraltı kaynakları zaten tuzlanmaktadır, azalmaktadır. Yağmurlar azalıyor. Kuraklık geliyor. Daha da kötü olacak bu iş. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında gerçekten felaket bekler dünyayı. Ya yani. NASA'nın açıklaması. Felaket bekler dünyayı. Yani belki de en güzel çağda biz yaşıyoruz. Ha. İletişim var, her şey var. Bütün dünyanın düzeni. Demek ki bu durumda Sayın biz, Bakan, özür dilerim. Yani çok şanslı bir kuşağız. Sizi kesmek zorundayım. Biraz, çok konuşuyorum ama. Neticede bir düzenleme olacak ama ben tarımcıma, hayvancıma, üreticime de sahip siz çıkmam lazım. Siz hangi üniversiteden mezun oldunuz? Şimdi onun reklamını. Yok. Ya bunu yapacağız. Ben daima bunu söylerim. Kaç defa söyledik? Çok söyledim. Cambridge değil. Evet. Şimdi Cambridge mezunu siz muhasebe mi okudunuz orada? Ben iktisat okudum. Mı? Sonra chartered accountant oldum. İktisat okudunuz evet. Da. Çünkü sizi çoğu zaman muhasebeci biliriz. İktisatçısınız. Yani sonra da olsun. Pekala fiyat mekanizması değil mi bu işi düzenleyecek olan? Yani Cambridge'den mezun iktisatçıya soruyorum bu soruyu. Ama Keynes'a dedik. Dolayısıyla bu fiyatın gerçekçi olması. Örneğin bugün tarımda yeterli katma değeri olmayan ürünü üretmekten bizi caydıracak değil mi? Ve daha katma değeri yüksek ürünlere sevk edecek değil mi? Suyu fiyatında satın alması çiftçinin. Bu bir bitirme sorusu olabilir vallahi üniversitede. Ben
her şey serbest piyasa kurallarına göre yapılmıyor. Sen de bilmiyorsun. Devlet daima müdahale edebilir. Politika da odur. Yoksa ben başka bir şey söyle. Her şey serbest piyasa. Ben başka bir şey sordum. Her şey serbest piyasa. Suyun fiyatında satın alınması çiftçiler tarafından. Bak. Modern tarım için, pazara dönük tarım için, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek için bir zorunluluk değil mi? Ben zaten suyu beleş bulursam salma sulamayla sularım ürünlerimi, ürün adı vermeyeceğim çünkü o kesimleri aşağılamak istemem. Ama eğer suyu fiyatında alırsam bu defa sadece o bitkinin ihtiyacı kadar olan suyu o bitkinin almasını sağlayacak modern teknikleri de düşünerek o modern çiftçiliği yaparım. Modern teknikleri düşünmek tarımı lazım ama şu anda söylediğinizden bu fiyatı iki katına arttırdığınızda su fiyatını narenciye başkası kalmayacak. Narenciye bak ne güzel söylediniz. Narenciye başkası bugünkü kalmayacak. Bugünkü şekliyle kalmayacak. Bugünkü şekliyle. Ve bugünkü şekliyle domates üretemeyeceksin. Hasan ama Bey, bir domates evet. bitkisinin çok ihtiyacı duyduğu suyu sadece verecek bir teknikle domates üretebilirsin. Ya o teknolojiyi kullanacaksın. Çok vaktimiz kalmadı. Bu, demek ki o yine bu konuda öyle takılırsak birçok şeyi konuşamayız. Bir izleyiciniz diyor. Hayır, o zaman sorun maddeniz diyor bir. Sizin maddeniz diyor. Konuşuyorsunuz ya diyor bu işte ileride. 13. maaşlar kalkacak diyor. Anayasaya göre özel böyle sektör bitmek üzere kimsenin umurunda değil. Tek derdimiz kamu diyor. Ve sonunda da tırnak içinde demiş, nalet ülke demiş. Dezer onu boş ver. Diğer soruları da Sayın Bakan cevaplandırıyor. Birinci, birinci maddeniz işte onun kendi yorumu. 13. maaşlar kalkacak. Anayasayı değiştirmek lazım onu kaldırabilmek için. Bir Maliye Bakanı olarak gördüğünüz 13. maaşı o zamanlar ya bu olmasa ne güzel olurdu falan der mi? Tabii yani günün sonunda işte 200 milyon TL'ye mal diyor devlete ama neticede o para da piyasaya giriyor. Piyasada özel sektör işte dediği gibi vatandaşımızın özel sektörün durumu çok sıkıntılı ama biliyorsunuz o tartışmalarda o 200 milyon da özel sektörün yüzünü güldürüyor. Keşke tabii ki yerli üretime gitse para da dışarı ne Rum tarafına ne ithalata bir de o var. Çünkü yani bizim ülkemizin en büyük sıkıntısı nedir gene bir ekonomist gözüyle para burada durmuyor. Yani hep söylerim rakamlara baktığımda işte şu kadar ki yani 40 bine yakın çalışmaz yine insan var burada. Çünkü benim insanım o sektörlerde öyle veya böyle çalışamıyor. 40 bine yakın insanın çarp 2000 TL ile 80 milyon çarp 12 ile işte 1 milyar TL'ye yakın para veya bunun çoğu memleketlerine geri gidiyor. O para burada duymuyor. Benim insanım çalışma eksikliğimiz var yani. İşte yapıyı ona göre şekillendirebilsen ki daha fazla vatandaş. Nasıl gırbacından şekillendireceğiz Ersin Bey? Eğitim ve anlayış. Eğitim bu yok. Bu kadar üniversitemiz buna gerek yok. Ne zorlanmayın. Ara elemanı. O zaman yani bak bu kadar üniversite mezununa gerek yok dedi. O zaman söyle bana eski bir Maliye Bakanı olarak, iktisatçı olarak, charter accountant olarak bu unvanlarınızı size hatırlatıyorum. Ve hatırlatmaya devam edeceğim. Yüksek öğrenim bursları o zaman fuzuli bir harcama mı? Evet. İşte doğru dedin. Yani şimdi politikacılığına şeyinize özür dilerim. Fonksiyonunuzu hatırlayacaksınız ve iktisatçı gibi cevap vermeyeceksiniz. İşte ben başlattım. Bu tartışmayı dedim ki anlayışın değişmesi lazım. Eğitimin değişmesi lazım. Ama bu soyut insanlarımız daha anlamıyor. Ne değişecek kardeşim? Bak şimdi neyin değişmesi gerekir ki bize o değişikliği vaat eden insanlara ve oy verelim? Yerli üretimin artırılması lazım. Bu kadar basit. Yerli üretim. Sen, insanlarımız oran sektörlerde çalışabilsin. Somut bir soru ithalata, sordum. Para ithalata yüksek gittiğinde para bırakalım. Sanırım bu yıl 20-25 milyon arası bir şey ne kadar ayrıldı burslara? 25. 25. Siz de diyorsunuz ki bu kadar yüksek öğrenim sağlıklı değil. Çünkü bu 40 bin çalışma izinli belki daha 20 bin de izinsiz varsa 60 bin yabancı iş gücümüz var. Evet. Bunun nedeni bu yüksek öğrenim yani eğitim bu iş gücünün sağlıksız yapılanmış olması. Ben de diyorum ki size devlet biz burada hem harcama reformunu konuşuyoruz. Doğrudur söyleyeyim. Yani nereden tasarruf edeceğimizi konuşuyoruz. Hem de onun olumsuz neticelerinden konuşuyoruz. 25 milyon harcıyoruz ve yüksek öğrenim diplomasına sahip gençler yetiştiriyoruz. Bu 25 milyonu kessek, azaltsak azaltsak bunun hem devlet tasarruf edecek diyorsunuz.
hem de iş gücü yapımız daha verimli hale gelecek. Verimli hale gelecek. Şimdi doğru. Hasan abi. Ne diyorsun Cem? Ya bir şey demiyorum canım. Ben vatandaşım ve katılmıyorum. Diyorum ki hayır canım ne alaka? Bizim işte üniversite okuyor çocuğum, benim oğlum da sen onun parasını kesmekten bahseden bana git onun üçüncü maaşı kes derim. Mesela özelde çalışıyorsam, devlette çalışıyorsam başka şey söylerim. Anlatabiliyor muyum? Bizdeki yorumlar bu şekildedir. Değil mi Sayın Bakanım? Yani özelde çalışan adam der ki ne bu ve atar adamlar yatar kimi işe gitmez. Bütün yorum budur. Evet. İşe gitmez, maaş alır, bir de gider orada başka bir iş yapar, ikinci iş yapar. O da engellenmez. Benim de rakibim olur. Bizim ülkenin problemleri bu. Yani ben özel sektörde sadece oradan para kazanıyorum. Şu ürünü, bu ürünü 1 liraya satabilirim ki para kazanayım. Adam memur geliyor, bunu 80 kuruşa satabiliyor. Çünkü onun tuzu kuru, aylık maaşı var ve ikinci iş yapıyor. Karısının üstüne, babasının üstüne, kardeşinin üstüne. Devlet bunun üstüne gitmiyor. Özel sektörde ne oluyor? Demek ben ki devletin harcama politikasının yanlışlığı aynı zamanda denetim, adaletsizlik doğuruyor. Adaletsizlik. Çünkü denetim, eğer çalışma yaşı yükselse ve o adam erken emekli olup çarşıya gelip senin dükkanın yanına dükkan açamasa bu dediğin olay, bu case oluşmayacak. Evet. Çünkü adam işinde çalışmaya devam edecek. Mesela 13. maaş değildir. İster 12, ister 13. Ersin Bey çok daha iyi bilecek. Başka ülkelerde maaş dediğin şey yıllık gelir olarak yaparsanız sözleşmeyi. Evet. Doğru değil mi? Doğru. Dolayısıyla bir şey fark etmez. Tamam. Son cümleleri alalım. Yani doğru teşhisleri koyamadığımız zaman yani doğru sonuçlara varamayacağız. Onun için mesela burslar önemli ama 13. maaş daha az önemli benim gözümde. Tamam. Ben de o şeye katılmıyorum. İşte piyasaya o parayı veriyorsun sonra piyasaya geliyor falan filan. Tavuğun suyunun suyu falan gibi geliyor bana. Hmm. Bir izleyicimiz diyor ki Sayın Bakan'a sorar mısınız diyor. Maaşlar hani bu 13. maaş hikayesiyle ilgili 2 haftada bir ya da haftalık da ödense bu paralar madem 13. maaş hikayesi var o da ortadan kalkmış olur ve bir düzen de gelir diyor. Haftalık tabii ki işçiler için İngiltere'de de başka ülkelerde de kullanılıyordu. Zaman zaman aylığa dönüş. Çünkü her hafta borçla yapmak da ayrı bir maliyettir. Çünkü neticede bir iş yüküdür. Bir de tabii ki bizim maliyetini durdurmakla ucu ucuna yetişir. Ay sonunda ucu ucuna para şey, toplamak. Her hafta bulamayabilir para. Yani bu da bir istek. Soruya cevap. Soruya cevap. Her hafta bu. Bu sefer ayda yaşadığımız haftalık iş. Bir iki özgür duymasın. Hiç maliye bakanı bulamam o zaman. Sen, o zaman ben böyle son cümle Hasan abi. Fundamental bir soru yok. Soru soracağım. Bırak tamam. Zaten... Son soru senden sonra yorum almayacağım ama Asim tamam, Bey söyleyecek tamam, bitecek. Tamam. Şimdi bizim en böyle çok genel konuştuğumuz bütçeyle ilgili bir sıkıntı var. Tamam. Bu bütçenin %85'i işte bazı sene %87, bazı sene %83. Ortalama işte %85'i maaş veya maaş nitelikli transferlere gider. Evet. Bu sağlıklı mı? Ve değilse bundan nasıl kurtulacaksın? Bundan bir kere dediğiniz gibi o 60'tan 65'e daha sonra 67'ye artırmak güzel bir şey söylediğiniz. Aynen katılıyorum. Diğeri de tabii ki oransal olarak devlet ekonomisi büyüdük sonra devlette daha fazlasını kayıt altına aldık sonra devletin geliri artacak. Devletin geliri artınca bu disiplin mekanizmaları aynı şekilde böyle devam ederse o zaman bu %75'e daha sonra %70'e 65'e makul olan şey nedir? Bana öyle 50-50. Yani 50-50 olması. 50-50 olması. Yani devlet gelirlerinin %50'si personel harcaması. Ki yatırım olması. Kalemlerine imkan kalsın. Şu anda evet. Yatırıma kalem yok. Evet. Ben cevabımı aldım. Çünkü maaş ve maaş nitelik ödemeden sonra sağlığa 500 milyon. Eğitime 300 milyon. Pardon çok özür dilerim. Eğitim 500'dür, sağlık 300. İkisi 800 milyon TL. Zaten başka bir şey kalmadı. Kalmadı. Tamam şimdi son. Yani devlet diyor. Hasan abi Bey. Şurada toparlayalım. Yani biz bu gider reformuyla, bu konuştuklarımızla bir noktaya ulaşabilir miyiz? Devlette bu anlamda hani son bir yorum yapmanızı isterim de o yüzden bunu sorarım. Devlet mesela şu an Birikim Bey var başında. Hani devlet dedi ki işte şunu yapalım. Mesela şeyi de sormak isterdim ama vaktimizde kalmadı. Türkiye'de e-faturaya geçiyorlar artık.
Yani o fatura sistemi falan filan bayağı bir şeyler ilerliyor. Evet. Neyse onları da sormak isterim ama soramayacağım. Ama günün sonunda şunu sormak isterim. Bu yazdık da zaten yazıda. Devlette bu gider reformu olursa bizim bütçemizde bir düzelme. Hani hep böyle ideal konur ya işte kendi yağımızda kavrulalım falan filan. Bu tür şeyler tasarrufla mümkün mü? Son cümlelerle bunu yorumlayın lütfen. Bir kere tasarrufla mümkün değildir ama hiçbir zaman israfa müsaade edemeyiz. Dolayısıyla ne kadar tasarruf edersek, ne kadar dikkatli olursak o kadar daha iyi olacak. Ama günün sonunda bu işin çıkış yolu ekonominin büyümesinden geçer. Ekonominin de büyüyebilmesi için bu radikal ve işte yapısal reformların yapılması lazım. Bir de tabii ki çok önemli bankacılık sektörüne bakmak lazım. Merkez Bankası'na bakmak lazım. Bu devlet şu anda faiz giderlerini ödemiyor. O da beni rahatsız etmektedir. Çünkü ben çok uğraştım, bir şeyler yapmaya gayret ettim. Ama şu anda gündemde bile yok. Faiz giderlerini ödemiyor. Faiz de bir giderdir. Ama onu hissetmiyor. Ama borçları artıyor. En sonunda birileri kapıya gelecek. Kapıya geldiğinde de farklı şeyler olur. Evet. Dolayısıyla faiz giderlerine de dikkat etmek lazım. Sadece bu harcamalar değil, faiz de giderdir. Peki spesifik olarak israf var mı? İsraf vardır ama disiplin altına alınabilir diye düşünüyorum ben. Yani öyle acayip bir şey yok. Yani böyle işte devletin 4,5 milyarlık şeyi var, 1 milyarı israf yok, falan. Yok diye bir şey. Öyle, öyle para yok zaten. Nakit yok yoksun. Nakit olsa olacak, nakit yok. İmkan yoktur zaten öyle bir israf yapmaya. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Ersin. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bir dahakine daha uzun. Biz böyle tadına doyamadık. Evet. Yani ben doyamadım. Tamam. Yok, bir dahakine Zeren Bungan alalım bence. Bir de ondan öğrenelim bakalım. Ha? Onun gece programı olması lazım. Ersin Bey, Zeren Bey böyle ben de araya girersem böyle sabaha kadar gider artık. Ben bu programı yönetmeye yönetmek istemiyorum. Efendim programın sonuna geldik. Bugün eski bakanlarımızdan, maliye bakanlarımızdan ve şu anda da Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sayın Ersin Tatar'dı. Biraz süremizi aştık. Çünkü günaydın adına ben devam edeceğim için konuğumuzu da öyle çağırmıştık zaten. Değerli de bir konuğumuz var. Az sonra kendisiyle yine Amerikan Üniversitesi'nden konuğumuz olacak. Az sonra kendisiyle burada karşınızda olacağız. Ayrılmıyorsunuz. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Çıkınca kafan dominosa gider. O benim beğenim. Biraz aşık, biraz çılgın. O benim beğenim. O benim. Bazen sade, bazen canlı.